En az ne kadar olmalı emekli maaşları sizce? Hayır, bence hiç de çok değil ve az bile. Niye? Emekli bir maaşı bugün 3500 lira olduğu zaman bir insan ev kirası 2 milyar olursa mutfak masrafı ne yiyip ne içecek arkadaşım? Ya bir emeklinin ortalama geliri şu anda rahat yaşayacaksak en az 8 bin lira veya 10 bin lira olması lazım. Sizin ne kadar? O bir geçinsin, nasıl geçinilirmiş? Geçinebilir mi? Mümkün değil. Yani ne diyorum, gelsin eğer geçinebilirse o geçinsin. Öyle belediye şeyi, devletin her şeylerini bedava yiyip içmeyeni. Biz burada ekmeğe zor buluyoruz. Al torunu. Cenab-ı Allah ona bir daha üzüntü göstermesin. Ömrünü uzun eylesin. Başımızdan da eksik etlemesin. İnşallah. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Karaman İsmet Paşa Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlarımıza AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in emeklilerimiz maaşlarını çok yüksek buluyorlar. Daha az maaş verin diyorlar sözünü soracağız. Bakalım vatandaşlarımız ne cevaplar verecekler. Hep birlikte izleyelim. Çok düşük. Ne yüksek? Düşük yani, çok düşük. Neden böyle bir açıklama yapmış olabilir AKP milletvekili? Bilmiyorum. Öyle pek partiyle şununla beraber pek bilemem yani. Evet. Öyle ya. Onun da var bir bildiği. Onunla öyle söylemişti. Ne olabilir bildiği? Hayırlısı olsun yani. Yani ne bileyim. Kararını da versin yani. Ekonomiden memnun muyuz? Ben memnunum elhamdülillah. Yetiyor mu? Yetişiyor. Memnun değiliz. Memnun değil misin? Memnun değiliz. Niye miyim bana? 3,5 lira ne yetecek benim? 3,5 alıyorum. Niye yetiyor bana da? Yok be, kanattım. Ayırmasın Allah. Niye? Ev kiralarından haberiniz var mı? Haberimiz var tabii. 2,5 milyar. Emekli maaşı 3500 lira. Kiralar 2500 lira. Bu vatandaş nasıl geçiniyor sizce? Nasıl geçiniyor? Tabii canım yani. Veya siz neyinden memnunsunuz ekonu? Çünkü ben burada değilim. Bilmiyorum da. Yurt dışındasınız o zaman. Yurt dışında o zaman tuzunuz kurusun. Ben memnun değilim. Siz burada yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum. En az ne kadar olmalı emekli maaşları sizce? Ne kadar olması lazım? 6-7 olması lazım yani. 6-7 lira eşinizi görür mü? Ya görmezse gene yani 3,5'tan iyidir. 3,5'tan iyi. Yani aynen evet. Biraz nefes aldırır diyorsunuz. Evet, evet. Zaten biz insanoğlu nahadar da 10 bin de isteyebiliriz. Ya tamam isteyebilirim bacım da. Biraz da kanaat edeceksin. Yani her ya, şeyi. Etmek zorunda ya da ediyoruz. Vatandaş kanaat etmiyor mu? Şükretmiyor mu sizce? Etmiyor. Çoğu etmiyor zaten. Etmiyor da gideni diyor yani. Mecbur ediyor. Etmen zor. Siz ediyor musunuz? Ediyorum. Mecbur ne yapacağım? Mecburen. Mecburen idare ediyorum. Günlerimiz şükrederek geçiyor. Şükrede evet. Aynen. Ama teyzem çok yüksek buldu maaşını. 500 lirayı. Evimde var. Yeter elhamdülillah. Ama kira 2000 lira. Doğalgaz gelse 1000 lira. Zaten mutfak masrafı 1500-2000 lira. Elektriği suyu var. Nasıl olacak? Sadece odayı yaktım ben 500 lira geldi. Bu sene 1 milyon gelecek. Ben nasıl yedeceğim? Elektriği suyu bilmem neyi. Telefona 100 liradan aşağı telefon yok. Ama her şey yine aynı gidiyor. Telefonu da kullanabiliyorsun. Ben gitme sorun da. Gitme sorun da. Yapacak bir şey şükür diyoruz. Ne yapalım? O zaman acizlenmeyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz yurt dışında? Ben 1300 lira alıyorum. Ama ben kanaatim. Ayda bir 200 lira kalıyor bana. Ama oradaki alım gücüyle buradaki alım gücü çok fark. Nasıl bak burada orada. Ayçiçek yağı ne kadar orada? 1 litre. 4 euro. 3 ile 4 euro arasında olarak biliyorum ben. Burada ne kadar? Burada dün baktım 166 lira dedi. Yok 1 litre. Ha 1 litresini dün 30 liraya mı aldım? 1 litresi 35-40 lira arasında seyrediyor. Yani arada birim hesabı yaparsak neredeyse 7 kat fark var. Yani Almanya'daki vatandaş bizden 7 kat daha kolay ulaşabiliyor 1 litre ayçiçek yağına. Yani o yüzden sizin almış olduğunuz maaş aslında birim hesabı yaptığımızda bizden çok çok daha yüksek. Yani buna birim hesabı yaparsak eğer ortaya bu sonuç çıkıyor. Yok ablam yok. Öyle görüyorsunuz siz. Orada da öyle değil ama birim hesabı yap. Tamam bir o öyle. Öte yanda alacağın yine aynı. Yani bir yağ o kadar olduğunda yarın bakmışsın 5 lira. Yok bu sadece yağdan örnek verdik. Bütün kalem ürünlerde bu böyle. Etin kilosu ne kadar Almanya'da? Etin kilosu 16 lira. 16 euro. 16 eurodan daha ucuz olması lazım. 8 euro 9 euro falan kıyım. Masana göre, şeyine göre. Ama bulabiliyoruz 8-9 euroya istediğimiz eti alabiliyoruz Almanya'da. Yok istediğimizi alamıyoruz canım öyle. 12 euro diyelim. 12 euroyu alabiliyoruz. Kaç lira? Burada şu anda kıymalık et, kuşbaşı 170-180, ucuza bulursak 150-160 o civarlarda seyrediyor. Et hesabı yapacak olursak da siz bizden yine 8-9 kat daha öndesiniz alım gücü olarak. Yani o yüzden 1300 euro maaş size zaten fazla fazla yetiyor. Ama burada vatandaş sizin Almanya'da yaşayabildiğiniz hayatı yaşamak için ortalama 12-13 bin lira maaş alması gerekiyor. O da açlık sınırına eşit zaten. Evet doğrudur yani bilmiyorum tabii buranın şeyini hiç bilmiyorum. Daha ben şükür diyoruz. Şükretmek zorundayız.
Hani idare de idare de gideceğiz ama yani illa idare etmenin de kendinden mantacak halimiz yok. Değil mi? Yapalım bana uçak akalım birbirimizi bir şey mi derim yani. Hayır bir şey yapmayalım. Ne yapsın bu millete, devlet nereye etsin yani? Ekonomiyle alakalı bazı durumlar değilse. Siz kendiniz koyuyorsunuz. Neyi mesela? Mesela devletin senin koyduğun şeyden haberi var mı? Bugün 1 lira, yarın 2 lira diyorsun, yarın 10 lira diyorsun. Devlet neden denetlemiyor peki bunu? Denetlese güzel olmaz mı vatandaş için? Adam hangi bir yere yetsin yani? Yapıyor işte, eline geleni yapıyor. Yani denetlemeler yapılıyor mu sıca marketlerde? Yapıyor da, yaptığı da var, yapmadığı da var. Ama demek ki haberi olmadan koyuyorsun sen. Ben ne yapabilirim ki? Hayır, bence hiç de çok değil ve az bile. Niye? Emekli bir maaşı bugün 3500 lira olduğu zaman bir insanın ev kirası 2 milyar olursa mutfak masrafı ne yiyip ne içecek arkadaşım? Aç mı duracak? Yanlış, bence yükselmesi bile gerekiyor. Çünkü bir emekli iş olaraktan bakıyorum, gerçekten çok sıkıntı. Ben ekstradan çalışmasam biz açız yani. Onun için emeklilerin parasının daha çok yükselmesini istiyorum. Ben. Baştan sona yanlış yani. Azalması değil, yükselmesi gerekiyor. Neden böyle bir açıklama yapmış olabilir Hülya Nergis? Bilemem. Onu da ona sormak lazım. Bilemem o kadar. Emekli maaşları ne kadar olmalı sizce? Ya piyasanın ortalama yani yüksek olması lazım. 7, 8, 10 lira olması lazım en azından. 10 lira olması lazım. Niçin? 2 bin lirini ona çık. 2 bin lirini buna çık. Yani çocuk okutuyorsun. Düğün yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Çocuğu okutacaksın. Nasıl okutacaksın? Ben bugün bir düğün yaptım. Esna 500 bin lira buldu bir oğlan evlendirmek bana. Ya bir emeklinin ortalama geliri şu anda rahat yaşayacaksak en az 8 bin lira veya 10 bin lira olması lazım. Sizin ne kadar? Benim şu anda 5400 mi 5300 mi öyle. Yetiyor musun? Yetmiyor ya şimdi yetiyor ya ama ne yapalım yetiyor diyoruz ya kıskanat geçiyor. Ama AK Parti milletvekili Hülya Nergis 3500 lira emekli maaşını yüksek bulduklarını söyledi. O 3500 lira o kullansın abi. 500 liraya geçiniyorsa o geçinsin. Kullansa geçinebilir mi 3500 lirayı? Ne geçinecek abi abi Allah'ını seversen ya. Telefon faturasına yeter mi 3500? Yetmez. Milletvekili. Yeter mi ya? Yetmez. Yok ya. Doğru söylemiş. Geçsin de ben vereyim ona da o bir geçinsin. O bir geçinsin nasıl geçinilirmiş. Geçinebilir mi? Mümkün değil. Yani ne diyorum gelsin yer geçinebilirse o geçinsin. Öyle belediye şeyi devletin her şeylerini bedava yiyip içmeyeni. Biz burada ekmeği zor buluyoruz. Al torunu dondurması değil. Allah. Nasıl alacağım diye düşünüyorum. Allah onlara akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Bizim halimiz çok perişan. Kimi emekliler. Onlar da AKP'nin kemik yalayanları. Eğer gerçek hayatta aldıkları parayla geçiniyorlarsa mümkün değil. Yalan söylüyorlar. Hep yalan söylüyorlar. Gerçekten vatanımız çok berbat durumda. Onların içeceği çayı da ben ödeyeyim. Emekli zaten silki veriyorlar yani. Emekli ölsün diyorlar. Azalsın emekli diyorlar. Gebersin diyorlar. Kendileri geçinebilir mi 3500 lirayla? Ya 10 bin lirayla ne geçinmez onlar? Biz 3500 lirayla geçiniyoruz. Geçinemiyoruz ki. Çalışıyoruz. Topal alemle çalışıyoruz. Ne iş yapıyoruz ek iş olarak? Bahçe. Bahçeye gidiyor. Bahçeye yürümeye gidiyor. Kışın ne olacak? Kışın da aç kalacağız. Kapat vereceğiz. Ya şimdi şöyle yani. O saçma bir düşünce. Şimdi kimi emekliler var 15 bin lira alır, kimi emekli var işte benim gibi 7 bin 7500 lira alanlar var. Ama genelde emeklilerin çok büyük bir kısmı 3500 lira gibi maaş alıyor. Ona geleceğim. Şimdi mesela ben konuyu başka bir yere taşıyorum. Mesela bir ek gösterge çıkardılar, polise öğretmeni 3600 çıkardılar. Ya kardeşim sen bunu iki tane oy fazla alabileceğim diye böyle bir saçma sapan vaatte bulunuyor. Ya şu öbür tarafta 3500 lira maaş alan emekliler var. Ya bunların maaşında bir iyileştirme yaptı. Zaten adamlar çalışırken bu adamlar 20-25 yıl çalışırken asgari ücretle çalıştılar. Bari emekli maaşları zaten biraz düzeltiverin onlara bir hak tanıyor. Yani onların maaşında bir iyileşme olsun yani. Doğru değil mi dedin? Mantıken doğru değil mi? Ve bugün 20 bin lira, 25 bine, 30 bine emekli maaş alınır. Ve duyuyoruz devlet kurumlarında her bürokrat İkişer, üçer tane görev verir, her yerden ayrı ayrı maaş alıyorlar. Yani lüks harcama, şatavat almış başına gidiyor. Bunun bedelini kim ödüyor? Hepimiz ödüyoruz. Doğru mu? Halk olarak biz ödüyoruz. Biz ödüyoruz ama onlar çok güzel, lüks içinde yaşıyorlar. Adaletle alakası yok bir defa. Ve onun için maaşların hepsinde çok, arasında çok aşırı derecede bir maaş farkı var. Ezilen daha çok eziliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi mesela bunu söyleyen AK Parti milletvekili olduğuna bir kere inanmıyorum. Evet, kimdir? Şimdi biliyorsunuz ben bu arada isabet oldu. Adım Hüseyin Ünal öncelikle. Ben Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir insanım. O nereye giderse ben de onunla beraber giden bir insanım. Reisi bırakmam. Allah ona uzun ömür versin. Ona işini gücünü bizim ömrümüzden alıp ona versin. Versin.
versin, ben de dahil. Yok, ben dahil değilim. Hani ben genel olarak. Ben genel olarak söylüyorum. Ezan-ı Muhammed'e dokunuyor. Belki de dilek kapımız açık. İnşallah diyelim. Cenab-ı Allah ona bir daha üzüntü göstermesin. Ömrünü uzun eylesin. Başımızdan da eksik etmemesin. İnşallah. O olmasaydı şu an nasıl bir şey yaşayacağımızı bilmiyordum. Nasıl olurduk? Dünya krizde. Televizyonlarda duyuyoruz, tamam, enflasyon falan var, amenna, hepimizin başında var. Almanya'da %8, bizde hissedilen %300 mesela. Dünyayı takip ediyorum, dünyanın da 4. Evet, biz de takip ediyoruz, ben de geliyorum. İstemle diş teknisyeni, İstanbul'da evet. Yetiştim, Pendik Teşkilatı'nda yetiştim. Şu anda Mersin'de yerim var, şu anda Karaman'a trenle geldim. Yolum devam edecek, Yenice'ye doğru gidiyorum. Ben şöyle söylüyorum, o bir kere AK Parti milletvekili olarak ben onu kabul etmiyorum. İstersen. Neden? Bir AK Partili gerçek dava insanı, AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çay içen bir insan öyle boş konuşmayı yapmaz. Bu boş bir konuşma mı? Boş konuşma. Ama böyle demiş AK Partili milletvekili. Demiş, demiştir, tamam demiştir. Herkes neler diyor? Neler diyor herkes? Mesela annesine babasına saygısızlık yapan insanlar. Siyasilerden herkes ne diyor? Siyasilerden ben şöyle diyorum. Tayyip Erdoğan'ın yolundan giden insanın böyle bir konuşma yapması ancak... Sarhoş desem o da sarhoş olmaz zaten, içki kullanmaz. Tayyip Erdoğan sizce böyle bir açıklama yapar mıydı? Hayır, ben Tayyip Erdoğan'ın hakkında çok gereksiz şeyler yapıldığına şu anda inanıyorum. Reisi çok yıpratmaya çalışıyorlar. Reisim inşallah bu konulara alışkındır. Geçenlerde peki Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir açıklamada bulundu. Yurt dışına gitmek, orada daha iyi bir araba alabilmek, daha iyi bir cep telefonu almak gibi süfli istekleri olan insanlara acıyorum dedi. Süfli ne demek biliyor musunuz? Sülfü ben Arapça biliyorum ama süfli. Süfli yani aşağılık demek. Aşağılık demek. Bu sizce aşağılık bir istek mi? Yurt dışına gidip araba sahip olmak istemek, ev sahibi olmak, cep telefonu sahip olmak istemek aşağılık bir istek mi? Ben şöyle diyorum. Benim şahsi görüşümü soruyorsanız ben camisi olmayan bir ülkeye gitmek istemiyorum mesela. Neden? Ben camisi olacak, minaresi olacak gittiğim yerde. Orta Doğu'yu da gezmiş durumdayım. Çalıştım da. Suudi Arabistan. Fas'a kadar gittim. Umman'a kadar gittim. Ama dedim kendi kendime, gençliğimden beri bir davam var. Camisi olmayan ülkede Cenab-ı Allah benim rızkımı yazdıysa başka yerlerden versin dedim. Örnek veriyorum İsviçre, benim mesleğimin de çok meşhur olduğu bir yer. Almanya mesela, bizim dental sektör ürünlerinin çoğu Almanya'dadır. Mannheim'i falan gördüm ama. Oradaki diş teknisyenleri, diş doktorlar daha mı iyi? Daha iyi ama nasıl daha iyi? Kişilik olmadıktan sonra ben şöyle söyleyeyim. Şimdi ben şurada bir lokma yerim, bir etli ekmek yerim, herkesten mutlu olurum. Niye? Benim anevi adetlerim var, örflerim var, adetlerim var. O bana lezzetli gelir ama bir yerde huzur yoksa 3 öğün et yesem, İskender yesem ne olur yani? Ben bunlar. Ama etli ekmeği de bulamayan vatandaş ne yapıyor peki? Tamam, etli ekmeği bulamayan vatandaşlara şu anda ülkem benim, herkese şu anda, belediyeler de dahil olmak üzere, herkesi şu anda hastanede gidiyor. Tedavisi ne oluyor? Ne bileyim, sosyal hizmetler var. Gidiyor yardımını yapıyor. Orada etli ekmek dağıtıyorlar. Ne fakiriz biliyor musun? Ben açık söyleyeyim. Herkesle de tartışırım. İstedikleri yere de çağırsınlar giderim. Telefon numaramı da verebilirim. Adım yine söylüyorum Hüseyin Ünal. Aslen Kırşehirliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Söyledim daha önce de. Şu an herkes lüks fakiri. Lüks fakir. Evet. Gel istersen yolda deneyelim şurada. Cebindeki sigaralara bakalım. Arabası. Ben doktorum, benim altımda araba olacak. Ben bilmem neyim, benim altımda şu. Ama araba temel bir ihtiyaç değil mi artık? Temel bir ihtiyaç ama benim hiç arabam olmadı. Yani ihtiyacınız olmuyor mu araba? Olmam lazım yani. Örneğin acil bir sağlık durumunda aracı ihtiyacınız olmuyor. İslam tarihine bakarsak, geçmişe dönersek bir lokma bir hırka diyen insanların torunlarıyız. Bizim siyasilerimiz öyle yaşıyor mu peki? Hükümetimiz böyle mi? Hayır, ben siyasilerin yaşadığı şeyi doğru bulmuyorum ki. Yok, halkı geçelim. Yani bizim hükümetimiz peki, sizin bu bahsettiğiniz bir hırka ne dediniz? Bir hırka bir lokma. Bir hırka bir lokma yeter. Şeklinde yaşıyor mu? Hükümetimiz bizim peygamberimiz gibi yaşıyor mu peki? Yaşamıyor. Ben onları takdir ediyorum. Örneğin 2 gün önce bir haber yapıldı. Saraya. Fransa ve İskandinav ülkelerinden özel içme suyu getirildiğine, uçakla özel içme suyu getirildiğine dair bir haber yapıldı ve kanıtlarıyla yapıldı bu. Sizce peygamberin yolundan ilerleyen, tamam, peygamberin yaşam felsefesiyle ilerleyen birisi. Günümüzün şartlarında ben bürokrasiyi biraz anladığım için, yurt dışına da gittiğim için tecrübelerimi söylüyorum. Siz şimdi bir yerde Türkiye'yi temsil eden bir insansınız. Örnek veriyorum, saray. Ben sarayda gerekirse Umman'dan gelen bir şekeri de bulundurabilirim.
Çikolatasıyla meşhur olan yer neredeydi? İsviçre miydi? Belçika. Belçika'ydı değil mi? En çikolatası meşhur. Evet, hep bakıyorum ama yiyemiyorum. Oradan biliyorum. Tamam, biliyorsunuz da Belçika çikolatasından da getiririm saraya koyarım. Niye? Dünyanın herkesi oraya misafir geliyor, gidiyor, bürokrasi denilen bir şey var. Doğru mu? Doğru mu? Yani bürokrasi diye bir şey var tabii ama... Konuklar geliyor. Siz şimdi evinize geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Misafir geldiği zaman en güzel kahveden ikram ediyorsunuz. Doğru mu? Kendi kahvemden ikram ediyorum. Hani gidip de misafirin yöresinden bir yiyecek bulmaya çalışmıyorum. Siz işi de peki. Siz böyle iyi... Bu herkes de böyle. Bizim halkımızda böyle. Bizim halkımızda değil. Bizim halkımızda ne var biliyor musun? Gösteriş meraklısı var. Sarayda aynı şekilde uyuyor şimdi. Sarayda da gösteriş merakı var mı? Var. Var. Ya neden var işte bu? Neden olmasın? Ben anladığı için. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü insanların hepsi olgun vaziyette değil. Japon Başbakanı geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni ağırlamıştı. Evet, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Japonya'ya 3 uçak eşyayla gitti. Tamam. Korumaları, araçları vesaire dahil. Fakat Japonya Başbakanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni çok sade, yalnızca 2 tane koltuğun olduğu ve 1 tane masanın olduğu bir odada ağırladı ve ona görgü dersi verdi. Tamam. Yani burada sizin demeye çalıştığınız anladığım kadarıyla itibardan tasarruf olmaz düşüncesi. Yani İtibarsız bir ülke mi olmuş oldu Japonya? Bir masa ve 2 sandalyeyle koltukla karşıladığı için. O nedir biliyor musunuz? Suudi Arabistan daha mı itibarlı bir ülke oldu Japonya? Suudi Arabistan'da tam öyle bir kişiye denk geldiniz ki Suudi Arabistan'da 1 yıl çalıştım. Evet. Hastanede çalıştım. O zamanki kralları da biliyorum. Medine-i Münevvere'deydim bu arada. Hastanede çalıştım orada. Dental sektörde. Suudi Arabistan şöyle söyleyeyim. Yani arın teriyle zengin olmuş bir ülke değil. Veya turizmle işte günde dünyadan her insan biliyorsunuz hacca gidiyor. Haçtan gittiği için orada döviz bırakıyor değil mi? Alışveriş yapıyor, otelinde kalıyor. Onların parayla ilgili sorunu pek fazla yok şey olarak. Bana soruyorsanız orayı uzatmayayım. Suudi Arabistan'a örnek ver. Amerika desek daha iyi olur. Hani siz itibar dediniz ya. Suudi Amerika diyorum ama. Olabilir, doğru. Suudi Amerika diyorum. Kral da dinlesin beni. Tam da adamın açığa ben 3,5 alıyorum zaten. O da onların naibi. Çok ihtiyaçları varsa onu da onlara verelim. 3500 lirayla geçinebilirler mi sizce? Onlar geçinemez. Nasıl olmalı emekli maaşları? Onlarınki haram helali geçtiği için onlar tutulamaz gayrı. Emekli maaşları ne olmalı sizce? Ne kadar emekli maaşıyla rahat bir şekilde geçinebilirsiniz? Ya en azından bir asgari ücret olması lazım. Abi şimdi 3500 lirayla yani hiçbir şey yapamam. Bu insanlar nasıl geçiniyor ben onu da bilmiyorum. Anlamış da değilim. Allah yardım etsin. Yani ben aylık 10 bin lira 2 tane çocuk okutuyorum. 10 bin lira bana yetmiyor. Hani şu anda asgari ücretin en az 10 bin lira olması lazım insanların rahat rahat geçinebilmesi için. 10 bin lira emekli maaşınız mı yoksa çalışarak? Yok, çalışan, SSK'lı. Yani, SSK'lı çalışıyorsun. Evet. Ne işle meşgulsun? Kesinlikle hayır. 3500 lira şu an günümüzde yani hiçbir meblağ değil. Hayat şartları şu anda yani en aşağı 5000 liradan aşağı olmaması gerekiyor. 5000 lira yeter mi? Yetmez ama en aşağı bunun olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani şu an piyasaya baktığımız zaman ben kendim de memurum. Maalesef şu an çok zor durumdayız yani. Ülkece çok zor durumdayız. İnşallah devletimiz ve önce Allah-u Teala ve sonra devletimiz buna bir çözüm bulur ve bundan bir an evvel kurtuluruz. Atıyordur abi yani nasıl? Böyle bir açıklama yap. Olur mu abi? Niye düşürülmesin sesin? Ben de emekliyim malulen. 3700 lira alıyorum. 3700 lira alıyorum. Hı? Çok mu bu rakam sizce? Olur mu abi? Çok. Daha önce yani gene Allah razı olsun. Daha önce 2,5 lira 1,5 liraydı bu mahalleler olan. Ama sonradan zam falan yapınca 3700 oldu şu an. Yetiyor mu? Abi yeter mi? Ama buna şükür. Dünyada olan oluyor. Az daha düşürsünler de. Hiç önemli değil. Olan olmakta, olacak. Dünya değişim dönüşümde. Türkiye'de bu değişim dönüşümün içinde. Siyahla beyazın ayrışımı, negatifle pozitifin, küresel güçlerin oyunları bunlar. Diyebilir. Biriler onu diyecek, birileri böyle diyecek. Ayrışıyoruz. 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 Kasıtlı yapılan bir şey mi? Bir yaptığını da bilmiyor aslında. Ne yaptığını da bilmiyor. Göksel enerjiler tarafından tesirler alıyor. Negatife hizmet ediyor. Ama bilincinde değil. Kim hizmet ediyor? Negatif boyutlar. Negatif boyutlar. Çünkü yaratan tarafından negatifle küreseller iş başında. İş başında olduğu için dünyada
2019 itibariyle koronayla birlikte negatifler de güçlü, pozitifler de güçlü. Fakat nedir bu negatif pozitifler, biraz açarsa? Karanlık, karanlığı aydınlık gelecek, ışık gener. Bunun hiç şansı yok. Yani bunlar ta Anunnakilere kadar gider. Hermetik bilgilerdir bunlar. Yani geniş konular, biraz ben yüzeysel, yani tam olmasa da birazcık biliyorum. Bildiğimi sanıyorum. Fakat ayrışma dönemindeyiz. Yani korona nasıl bütün dünyayı sardıysa bunu bilerek yaptılar, yapıyorlar. Yani karanlık odaklara hizmet ediyor bu insanlar. Yani emeklilik olayı falan değil mevzu. Mevzu dünyada ayrışma. Kraliçe öldü, yeni bir açılım daha başladı. Niye Türkiye Beşli Şangay toplantısına katıldı? Batılı güçler itiraz ediyor. Olan oluyor. Sadece seyredeceğiz, gözlemde kalacağız. Öyle bir şey olacağına inanmıyorum zaten. Yani öyle bir söylemin olduğuna inanmıyorum yani. Yo, var söyledi. AK Parti Kayseri milletvekili söyledi. Bilmiyorum niye dayanarak söyledi de. Yani zaten şu anda milletin hani asgari ücretli kesimde bayağı bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Evet. Onun haricinde yani başka diğer kesimlerde sıkıntı olduğu yok. Yani öyle bir sıkıntı yok. Ama asgari ücretli kesimde ciddi manada sıkıntı var. İnsanlar asgari ücretle bile geçinemiyorken 3500 lirayla geçinebilirler mi sizce? Ya şimdi emekli illaki insanlar 50-60 yaşına gelmişler. 50-60 yaşına kadar bir şeylerin birikimini yapmışlardır. Yani yapmayan nadir insanlar vardır. Yapmayanlar peki? Ay yapmayanlara da onlar zaten devlet bir şekilde bir imkanlar sunuyor yani. Hani destekliyor mu devlet? Elbette ki tabii. Emeklilerin çoğu da milletvekillerinin ya da bakanların aldığı maaşı çok yüksek buluyor. Onlar da onların düşürülmesini istiyor. O zaman sayın vekilimizin dediği gibi emeklilerin maaşlarını düşürelim. Bakanların maaşını da düşürelim ki adalet dengeli olsun. Adaletli bir denge kurarlar mı sizce hükümet tarafı? Yani şimdi son 5 yıla baktığımda belki son 5 ya da 7 yıl öncesini biraz eleştirmek belki haksızlık olur ama son 5 yıla 7 yıla baktığımız zaman bence adalet çok gözüken bir şey değil şu an için. Nasıl geçinecek bu insanlar düşürülürse? Şu anda geçinebiliyorlar mı 3500 lirayla? Geçinemiyorlar bence. Ben özel güvenlik işi yapıyorum. İnan geçinemiyorlar. Emeklim de var. O parayla falan bir ailenin geçinmesi çok zor. Ne kadar olması gerekiyor sizce emekli maaşının şu an? Emekli maaşının 5000 olmasını isterim. Yeter mi 5000? Yetmez ama yine de 3500'den iyidir.